Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah. Beni soracak olursanız koşturuyoruz yine. Bugün güzel bir soslu balık yapacağız arkadaşlar. Fırında çupra ve leylek aldım. Yanında da iki çeşit salata yapacağız. Ama mükemmel oluyor. Lütfen izleyin. Arkadaşlar balıkları aldım pazardan. Hem çupra aldım hem levrek. Şunlar levrek, bunlar da çupra. Karışık yapacağız. Herkesin ağız tadına göre yapacağız. Şimdi ben bolca buraya halka soğan doğruyorum arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor bu. Yapın, yiyin. Çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle halka büyük soğanlardan olacak. Şöyle kaçanlarda yapacak bir şey yok artık. Onlar içinden yumuşak olunca öyle oluyor. Husisi büyük soğan aldım. Şöyle akşam çekiyoruz bunu. Gölgem olabilir. Elim yanık arkadaşlar. Mecbur eldiven giydim. Şöyle de patateslerimiz var. Onları da halka halka doğruyoruz. Birer parmak kalınlığında. Birer parmak kalınlığında değil, birer parmak kalınlığından küçük. Herkesin parmağı ayrıdır. Şöyle halka halka onları da doğruyoruz. Bakın inanılmaz güzel oluyor. Yemediğim, yapmadığım, denemediğim hiçbir şeyi size söylemiyorum arkadaşlar. İnanın. Bir de balıkçılarımızın burada yaptığı meşhur bir salata var. Avokadolu salata. Onu yapacağım. Yeşillikli, Akdeniz yeşillikli. O da çok güzel oluyor. Bir de brokolini haşlayacağız. Sarımsaklı. Şöyle bolca, bunun özelliği bolca soğanın olması. Ve baharatlı olması arkadaşlar. Soğan büyükmüş, ikiye kesmişim ha. Şimdi arkadaşlar burada da sarımsaklarımız var. Şöyle 10 kadar da sarımsak atacağım içine. Bu sarımsaklar bana sonra lazım olacak. İçine arkadaşlar toz biber atacağız. Her şeyi ayarlıyorum diyorum, yine bir eksik çıkıyor. Şöyle normal toz biber, tatlı toz biber atıyoruz. Bir yemek, bir tatlı yemek kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar karabiber attık. İki tatlı kaşığı da tuz atacağım arkadaşlar, ancak götürür. Ve içine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyoruz. Zeytinyağı değil, sıvı yağ. Ve harmanlıyoruz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber, karabiber, sıvı yağ, başka hiçbir şey yok. Soğan, sarımsak, bir de patates var arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Böyle bile yiyin yani. Fırın tepsimize yağlı kağıdı vermiştim zaten arkadaşlar. Şöyle fırın kabımıza yağlı kağıdını seriyoruz. Bu soğan patatesleri güzelce yerleştiriyoruz. Nasıl güzel oluyor ama. Bakın bilenler vardır, bilmeyen vardır. Benim 5-6 çeşit tarifim var. Bu başka bir tarifi. Gerçekten mükemmel oluyor. Şimdi arkadaşlar burada bir kabım var. Kabımın içine 2 yemek kaşığından 3 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ koydum. İçine toz biber koydum. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kadar tuz attım. Yarım tatlı kaşığı kadar, şöyle benim biberim çok güzel, toz biber koydum. Bunu böyle karıştırıyoruz güzelcik. Bakın çok güzel oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi balıklarımıza biz tuz atmadık. Çünkü bu sosa tuz koyacağımız diye. Balıklarımızı arkadaşlar bu yaptığımız sostan her yerine sürüyoruz. İçine dışına sürüyoruz. Bakın. Her yerine sürüyoruz. Burada da defne yapraklarım vardı. Bizim taze bahçemizde var burada. Antalya'da her yerde var defne yaprağı. İçine de şöyle 2 tane defne yaprağı koydum. Kapattım. Bu yaptığım yatağın üstüne koydum. Şimdi bu çupra geldi elime. Her yerini bu tuz, bir de kırmızı toz biber var. Her yerin kafası dahil içini dışını böyle güzelcik yağlayıp içine defne yaprağı koyuyoruz. Kokusunu alsın diyerekten balığın iç kokusunu. Bazı balıklar kokar, bazı balıklar kokmaz. Biz bildiğimiz balıkçıdan aldığımız için güvenilir. Şöyle kafasını, buyruğun her yerini yağlıyoruz. Şunu da şöyle yatıralım. Bütün balıkları böyle yapacağım arkadaşlar. İçine de defne yaprağı koyup kaldırıyoruz.
Arkadaşlar şöyle sosum kaldı. Hemen onları da böyle bitiriyoruz. İçine dışına kafasına her yerine yaptık. Arkadaşlar tam balık zamanı. Bol bol yiyin. İster yılbaşında yapın ister sonra yapın. Güzel bir lezzet. Şöyle kalan da şöyle dökün. Hiçbir zararı olmaz. Zaten çuprayla levrek yağlı bir balıktır. Fazla da yağ kullanmadık. İçine dışına her yerine sürdük. Şimdi arkadaşlar 2 tane limonum var. Limon kabuklarını soydum. Şöyle tekrar üstlerine biz ekşili sevdiğimiz için ve yakıştığı için arkadaşlar şöyle 2 tane limonu, orta boy limonu kabuklarını soydum. Bu arada fırınımı açtım arkadaşlar. 210 ile 220 derecede ısıtılmış fırına koyacağız. Şöyle güzelce yerleştirin. Bir tane daha yağ alacağız arkadaşlar. Sudan geçirin. Bana da bunu bir izleyicim söylemişti. Sağ olsun yapıyorum artık. Yoksa ben böyle dümdüz sarıyordum. Şöyle bunu da koyacağız. Biraz böyle balığımız pişecek. Sonra alacağız, kızartacağız. Şimdi ısıtılmış fırınımıza bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar balığı fırına verdik. Burada 3 tane şöyle yarım kilo bir brokoli aldım. Şöyle kafasını kesiyoruz. Şöyle dallarını ayıtlayabildiğiniz kadar dallarını ayıtlayın. Sert olanları çıkarın. Şöyle güzel güzel. Bir de bunun salatasını yapalım. Arkadaşlar brokoliler yıkadım. Bunu böyle şey eğer istiyorsanız havuç, karnabahar, bir de bundan koyup üçünü bir de haşlayabilirsiniz. Üçü de güzel oluyor, lezzetli oluyor. Ben şimdi balığın yanında, benim çocuklar biraz bugün gergin de ben de geriyorlar. Yapacak bir şey yok. Sonra niye çekmiyorsun diyorlar ama hiç çekilmiyor. Bu ev ortamı biraz bizim tuhaf. Şimdi bir tatlı kaşığının yarısı kadar da tuz attım. Ağzını kapattım. Şimdi yeşille bunlar yaparken, fırındaki balığımızla pişerken arkadaşlar yeşilliklerimi yıkayıp buradayım. Arkadaşlar bütün salatalık malzemelerimi hazırladım. Gerçekten Antalya'da bütün balık restoranlarında avokadolu yeşil salata diye geçer. Şimdi kıvırcık marulu doğradık. Bir avuç şöyle arkadaşlar. Beyaz lahanamız var. Evinizdeki bütün malzemelerden de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Burada da kara lahana var arkadaşlar. İncecik doğradık bakın. Şimdi buna birazcık tuz attım. Şöyle elimle tuzu ovuyorum. Lahanaları. Ve beyaz lahanaları üstüne bırakıyorum. Hiç karıştırmıyoruz çünkü kendimiz karıştırıyoruz. Bize orada servis yapıyorlar, biz kendimiz karıştırıyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar daha salatamızın devamı çok fazla. Bir tane pancar kabuğunu soydum, yıkadım. Rendeliyoruz. Kırmızı pancar. Tabii pancar biraz sert oluyor, kuvvetli yapıyoruz. Güzelce şöyle rendeledik. Şurayı da rendeleyelim artık. Yabana gitmesin. Ben çok büyük almam arkadaşlar. Böyle salatalara karıştırdığım için küçük alıyorum. Özellikle seçerim. Böyle. Bir tane kırmızı turp. Onun da kabuğunu soydum. Üstüne devam ediyorum rendelemeye arkadaşlar. İstiyorsanız robottan geçin ama robottan da suyu çıkar, güzel olmaz. Hani büyük tarafından rendenizin rendeleyin. Bu da sert tutmuş, biraz zor oluyor. Evet. Şimdi bir tane de havucumuz var. Yine rendelemeye devam ediyorum. Eldivenimi değiştirdim arkadaşlar. Yeni de eldiven taktım. Yanlış anlaşılmasın. Çok korkuyorum. Böyle var ya, huzursuz oluyorum bazen. Yani bizim Antalya'mızın bütün balık restoranlarında hemen hemen çıkan bir salata bu. Şöyle hepsini şöyle güzelce karalahanın üstüne şöyle pancarlı, şöyle havuç var, o da gitsin içinde, güzelce katıyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız ayrı ayrı yapıp böyle köşelerine süs de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar elimi yıkayayım ben. Fazlalıkları kaldıralım ortadan. Biliyorsunuz mutfağımda biraz sıkıntı ama elimden geldiğince
Yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, iki tane avokadom var. Benim ermiş. Bunları ikiye bölüyoruz. Bir sene avokado biz çok yedik arkadaşlar. Bir pazarcım var. Kilosunu 50 liradan satıyor. Vallahi bu sene yılların en çok yediğimiz avokadosu bu yıl oldu. Bunların tanesi normalde 20-30 lira. Ama kilo bazında alıyoruz. 6 tane 7 tane çıkıyor. Kiloda. Gök alıyoruz. Evde çıkarıyorum. 2-2 çıkarıp yiyoruz. Bugün yine pazar pazarı vardı. Ben her pazara gidiyorum. Bazı pazarlarda biliyorsunuz. Yine aldım 3 kilo. Yani yapacak bir şey yok. Robotumuzun içine koyuyoruz arkadaşlar. Avokadoları kabuğundan çıkarıp şöyle rahatça çıkıyor zaten. Hiçbir şey kalmıyor. Sadece kabuğu kalıyor. Ermiş avokado zaten çabuk çıkar. İkincisini de çıkarıyorum. Şöyle iki tane avokadoyu bolca avokado soslu. Balığın yanında çok yakışıyor. Avokado salatasını da yapabilirsiniz. Zeytinli de yapabilirsiniz. Avokadonun her güzeli oluyor. Yeter ki bulun. Gerçekten her zaman diyorum videolarımda, Antalya gerçekten cennet. Ama eskiden daha cennetti de biraz şimdi zorlaştı. Hayat şartları. Hele kiracı olanlara Allah bizlere sabır versin. Evet arkadaşlar, iki tane avokadoyu güzelce robotumun içine koydum. Şöyle güzelce. Şimdi burada 4-5 tane diş sarımsak var ama küçüklü büyüklü sarımsaklarımı da koyuyorum içine. Şöyle bir avuç ayıtlanmış ceviz satıyorum. Bakın arkadaşlar, ne kadar seviyorsanız. Cevizci de arkadaşım var, sağ olsun. 2 yıldır ondan ceviz alıyoruz. Şimdi 1,5 tane limon suyu sıktım arkadaşlar, yarım çay bardağına mükafi. Ve içine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum. Tuzunu atıyorum. Ağzınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Nar ekşisi dökeceğim. 1 yemek kaşığı kadar. İstiyorsanız fazla da olabilir. Çünkü bu yeşilliklere nar ekşisi çok yakışıyor. İnanılmaz yakışıyor. Ne koyduk? Sarımsak, ceviz, avokado koyduk arkadaşlar. Yağ döktük. Limon sıktık. Tuzunu attık. Şimdi robotumuzu kapatabilirsek, yerleşirse kapatacağız tabii ki. Şöyle ayrı ayrı koyalım. En azından strese girmeyelim. Balık kokuları geliyor arkadaşlar. Şöyle robotumuza koyduk. Evet. Şimdi çekiyorum rondodan. Yeterli. Sarımsak, yağ, nar ekşisi, limon. Bakın arkadaşlar, şöyle bir katı bir sos oluyor. Şimdi bu sosumuzu yaptığımız yeşilliklerin üstüne döküyoruz. Hani evinizde ne malzeme varsa ama bu sosu yapın üstüne yeşilliklerin. Maydanoz da koyabilirsiniz. Ne istiyorsanız koyun. Hatta maydanozla rokoyu büyük doğrayın. O da çok güzel oluyor. Şöyle bakın. Tabi biz bol bol yaptık. Şöyle bize bir kaşık geliyor. Çünkü her şey pahalı. Şimdi arkadaşlar, şöyle kenarlarına da çeri domatesi koyuyoruz. Aynı restoranlarda yapılanla yaptım arkadaşlar. Çerileri ikiye bölüyoruz. Domatesleri. Şöyle ikiye bölüyoruz domatesleri. Şöyle güzelce koyuyoruz. Bir tane de salatalık. Onu da şöyle küçük küçük domateslerin arasına koyalım. Şöyle. Evet. Bir tane şurada yetim kaldı. Ona şunu birini bölelim de yetim kalmasın. Heh. Evet arkadaşlar, salatamız da bu. Brokolilerim burada kaynıyor arkadaşlar. Brokolin çok hassastır. Brokolin çok hassastır. Hemen böyle oluverir. Şöyle oluverir hemen bu. 2 dakika daha kaynasa yeter. Yani kaynadıktan 5 dakika sonra söndürebiliriz.
böyle yeni yeşil durna gibi kalır. Bazı bu brokoliler eğer ki yaşlıysa yani geçmişte günü toplamaktan şey oluyor. Sararıyor ama bizim hiç ben öyle almam. Bir de balıklara bakalım. Balıklarımız inanılmaz şekilde pişiyor. Kaynamaya başlamış. Artık finalde görüşeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 2 tane limon sıktım. Bolca. Yarım kilo brokoline. 2 tane limon sıktım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 2-3 diş sarımsak rendeliyorum. Bir başka kapta. Hemen kaynadıktan 10 dakika geçmiyor arkadaşlar. Kapatıyoruz. Eritmiyoruz. Eritirsek hiçbir işe yaramaz. Önceden de vermiştim zaten ben bunu da. Balığın yanına yakışıyor diye tekrar yapmak istedim. Çünkü yapıyorum zaten, siz de görün dedim. Yeni izleyicilerim var. Allah razı olsun hepinizden. Buradan herkese çok çok selam söylüyorum. Şöyle güzelce bu sosu karıştırıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey koymanıza gerek yok. Şöyle yağ, limon, sarımsak. Aa, gördünüz mü? Tuzsuz olur mu? Olmaz. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar da tuz koyuyoruz. Tuz, sarımsak, limon ve yağ. Şöyle güzelce üstünden gezdiriyoruz. 2 tane salatamız hazır. Arkadaşlar balığı vereli fırına 40-45 dakika oldu. 200-220 derecede arasında. 210 ile 220 derecede arasında. Yalan söylemeyelim. Şöyle pişiyor arkadaşlar. Üstündeki kağıdı alıyorum artık. Şöyle gösterebiliyor musun annem? Kaynıyor zaten. Limonlar bile şey olmuş. Balık bayağı kendine gelmek istiyor. Yarım saat içinde kapatacağım. Evet arkadaşlar balığım oldu. Zaten salatalarımızı yapmıştık. Şöyle kendinizi yakmadan. Şunun güzelliklerine bakın arkadaşlar ya. O kadar güzel kokuyor ki hakkınızı helal edin. Alıp yapan vardır, yapamayan vardır. Mükemmel oldu. Patateslerimiz pişmiş, soğanlarımız pişmiş. Şöyle kırmızı bir sosumuz var. Limonlarımız kızarmış. Buğulama gibi, kızartma gibi çok güzel hafif bir balık oldu arkadaşlar. Burada da bu brokoli salatası. Mükemmel. Avokadolu balık restoranlarımızın yaptığı güzel bir avokadolu cevizli salata da yaptık. Hepsi birbirinden lezzetli. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İster yılbaşında ister sonra yapın. Nasıl arzu ederseniz. Balığın bol mevsimi. Yılbaşından sonra balıklar pahalanacak diyor. Bizim balıkçı var bir tane. Beğendik, ne yapalım abi dedim. 3 tane alıyorsak bir tane alırız yeriz. Onunla gülüştük. Yani benim bitmez pazarcılarımla dava. Arkadaşlar abone olmayanlardan aboneliğini ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Bakıp kaçanlardan abone olmalarını istiyorum. Her şey istiyor Fatoş. Daha Fatoş ne yapsın? Kendinize çok iyi bakın. Yeni videomda, yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.